Efendim Erol. Buldu mu senin çocuklar bu kızın babuşkasını? Hasta mı? Bıraksınlar bu işleri kardeşim. Bunların alayı İnan'ın anasından ne olur? Rapor mu? Gördün mü sen raporu? Hadi ya. Bekle ben geliyorum oraya. Erol'un oraya gidiyoruz Ali. Ulan bu kız başımıza kaldı galiba ha. Fena mı abi? Bazı kimselere ne kadar hayırsever, böyle ne kadar iyi kalpli olduğunu göstermen için altın tepside sunulmuş bir fırsat bence. Bekar, ondan sonra cima, kimsesiz bir kız çocuğuna yardım etmek zorunda kalan, çaresiz, yalnız bir adam. Karizmadır yani abi bayanların nezdinde. Bağrına basası gelir hanımların valla. Bir şey mi içiyorsun lan sen? He? Nereden geliyor oğlum fikirler senin aklına? Alo. Yürüyüşe çıktı abi. Malum şahıs mı? Yok abi pek geldi sevmez. Geldi ama geldiği gibi gitti. Tamam al getir buraya. Yolla birisini kankasını da alsınlar. Kız kıllanmasın şimdi. Çocuğu da alın, dadısını da alın, Encü'yü de alın. Anasını, dadısını, her şeyini getirin işte. Dakika başı kızın evinde. Dakika başı kızın evinde. Sermet Bey. Hı. Bakın çocuk var diye bir şey söylemedim ama bu adamınız benim kapıma bir daha dayanıp oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz derse benim de silahım var, bilmiş olun yani. Yapma ya. Peki ben güzellikle çağırsaydım gelecek miydiniz? Gelmeyecektiniz. Ben istemez miyim böyle insan evladı gibi aramayı? Müsaitseniz bu akşam sizin adınızı verdiğim o güzel kebapçı dükkanıma gelseniz de sizinle konuşmak istediğim şeyler var demeyi. Ama olmaz. Bar bar bağırıp telefonu kapatır suratıma. Bu da bende gerginlik yaratır. O yüzden iyisi mi? Siz ben gelin dediğim zaman gelin. Tamam. Tamam işte geldik. Konuya geçelim hadi. Çocuğun ailesini buldunuz mu? Bunun babuşkasını buldum ben. Babuşka! Ama ben rahatsız oluyorum. Ne bunun bu suratı böyle beş karış asık? Mahkeme duvarı gibi. Tamam. Buyurun gidin Narin Hanım. Buyurun. Zaten zehir ettiniz geceyi. Of tamam ya. Ne oldu? Tepenin tasını mı attırdı Fırat kızın? Bana bak. Sen benim evimi falan gözetlemeye devam edersen senin başına çok kötü işler gelecek, tamam mı? Narin. Fırat sana mı geldi? Ben bilmem Fırat mı gelmiş, Dicle mi gelmiş. Ama benim müşaviri aramış. Banka baskı yapıyor. Size verdiğim süreyi bekleyemem artık demiş. Bir an evvel parayı yatırın demiş. O yüzden şey dedim. Acaba seni de arayıp rahatsız mı etti para para diye. Hı? Narin Hanım. Tamam. İş mevzularını sonra konuşun. Babuşkası diyordunuz, babuşkası. Hadi. Ha evet. Sonra ben gittim bunun babuşkasının yanına. Babuşka! Hı. Kapıyı çaldık. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Kadın açtı kapıyı. Dedi çocuk sende kalsın. Ben ölmek üzereyim. Bir ay ömrüm kaldı. Buna piyano çalmayı öğret. İnanmadım tabii. Raporu istedim. Aldım raporu verdim bizim tercümana. Tercüman dedi ki abi kadın doğru söylüyor. Bir aylık ömrü kalmış. Kadın bitmiş okey'e dönüyor. Yapacak bir şey yok. Ama ben anlamadım yani Ruslardaki piyano sevdasını. Çocuk başımızda kaldı. Şimdi ben bunu alıp götürsem Rus makamlara diyecekler ne zaman aldın? Niye aldın? Kaça aldın? Faturası var mı? Değil mi? Bir sürü laf soracaklar bana. Ne gülüyorsunuz ya? Yalan mı söylüyorum? Erkek çocuğu olsa sorun değil. Takarız yanımıza gezer. Kız çocuğu. Terbiye etmek lazım. Türkçe bilmiyor okula göndersek. İsviçre'ye yatılı okula mı göndereceğiz?
Ben ne anlarım bunun ne giyeceğinden, ne yiyeceğinden? Külotlu çorap mı giyecek, külotsuz çorap mı giyecek? Saçını öyle mi tarayacak, böyle mi tarayacak? Bunlar kadın işi. Gülmeyin. O yüzden ben de karar verdim. Bundan sonra bu çocuğu hep beraber büyüteceğiz. Ya yapma ya. Allah'ım sen bana sınır ver. Üçümüzün büyüteceği çocuktan sen hayır bekle. Vay. Babuşka. Ne babuşkası kız Sermet? Şeref verdiniz hanımlar. Deniz, ne alayım bak. Çok güzel Gıyınır'cığım, çok güzel. Adam alışveriş merkezi kurdurmuş buraya ya. Şimdi çarşı pazar kalabalık olur. Sıkılırsınız diye düşündüm. Biz de rica ettik arkadaşlardan, sağ olsunlar kırmadılar, getirdiler. Biz bir şey seçemedik. Malum çocuğun zevki de anası gibi. Oysa ben onun sizin gibi hanımefendi olmasını istiyorum. O yüzden rica etsem... Şuradan kıyafet seçer misiniz çocuğa? Biz moda danışmanı mıyız? Bir moda danışmanı tutun. Çocuğumuz yok bir şey. Biz nereden anlayalım ya? Tamam, tamam, tamam. Biz hemen hızlıca hallederiz şimdi, tamam mı? Hadi. Hadi, hadi. Galina'cığım gel. Gel bakalım. Gel, 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 gel. O zaman size kolay gelsin. İhtiyacınız olursa ofisteyim. Güzel mi bu kırmızı? Kırmızı. Gidelim, seçtik hepsini işte. Ay, ne kadar mutlu bugün. Çocuk bir aileye hasret. Kim o? Benim, Erol. Beş dakikayı açıyorum. Hayır desene ya. Müsait değilim de. Ben niye hiç hayır diyemiyorum kimseye ya? Ne işiniz var burada? Buyurun. Sana yıllık iznini aşacak miktarda izin veremem Narin. Süha Holding'in işlerini sana bağlıyorum. Ayrıca seyahate gideceğim. Bu yüzden bir an önce gelip üzerimdeki işleri alman gerek. Tabii yüklü de bir zam alacaksın. Para yüzünden değil Erol Bey. Yani bu Sermet işi sadece artık... Sermet Karayel aranızın çok iyi olduğunu söyledi. Galina'nın gardırobunu hazırlamışsınız. Narin'im kebaptan hiç çıkılmıyormuş. Bu hafta sonu hep birlikte o çiftliğe gidilecekmiş. Deniz Hanım falan. Ha? Yalan mı bunlar? Sermet Bey gidilecek diyorsa gidilecektir. Beni yorma Narin. Eğer başka bir firmaya gidersen, onları arar, bana feci bir kazık attığını söylerim. Ve hiç kimse sana iş vermez bu şehirde. Ben izin verene kadar. Bu şehrin kaç sahibi var ben bilmiyorum zaten artık. Beni yorma. Beni yorma Narin. Bir an önce işinin başında ol. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sevindim döndüğünüzü, özlettiniz. Ben de özledim valla. Odanızda sizi bekleyen biri var. Sakine Hanım içeri almış. Kim? Kim olduğunu sordum ama söylemedi. Ne kadar da meraklısınız öyle dedi. Güvenliği çağıracaktım ama öyle bir tipi de yoktu. Sermet Bey mi? Yok canım, onu tanıyorum.
Fırat. Seni götürüyorum. Bankayı zapt edemiyorum. Beni bypass edip olaylara el koydular. Sermet'i bitirecekler. Kan dökülecek. Bir daha seni koz olarak kullanmasına izin veremem. Şimdi gidip eşyalarını toplayalım. Senin hiçbir yere gelmiyorum ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.